Yayınımıza hoş geldiniz. Sayın Erdoğan'ın başkomutanın Suriye'ye operasyonla ilgili talimatının ardından topçular Membiç, Tel Rifat eksenini acayip bir aydınlattılar. Hele hele Aynel Arab'ın doğusunu inlettiler. Önemli stratejik bölgelerdeki terör yığınlarını, çadırlarını ve konaklama merkezlerini yerle bir ettiler. Topçularımız anlık atışlarına devam ediyorlar. Obüslerimiz de hakeza. Özellikle tüm stratejik yerler SİHA'larımız tarafından da yoklanıyor. Türk ordusuyla birlikte bölgedeki terör güçlerine ve Esed rejimine karşı savaşan Suriye Milli Ordusu, Türkiye'nin olası sınır ötesi harekatı öncesinde askeri tatbikatlar gerçekleştirdiler. Bu yapılan tatbikat, dosta güven, düşmana korku saldı. Eğitilmiş ve donatılmış birlikler göz açtırmayacak. PKK'nın sözde yöneticileri konuşmaya başlamış. Adını bile almak istemediğim PKK'nın bir yöneticisi, sözde yöneticisi şunu söylüyor. DEAŞ'a karşı yürüttüğümüz harekatı olumsuz etkileyecek. Türkiye bize hücum edecek. Herhangi saldırı halinde garantörlerden destek bekliyoruz diyor. Efendilerinden destek bekliyormuş PKK sözde yöneticisi. Hadi oradan diyelim. Türkiye bölgeye sevkiyatlarına başladı. Türkiye bu sefer geri dönüşü olmayan, Tel Rifat'ın ve Membiç'in temizlenmesini amaçlayan büyük bir harekatı gerçekleştirecek. Çok kısa zamanda Tel Rifat'ı ve Membiç'i almamız bekleniyor. Kudretli ordumuzun karşısında asla duramayacaklar. Özellikle bu harekatta hava savunma sistemlerimizin çok daha fazla olması, menzilleri yüksek olan Hisar A, Hisar B ve Hisar O'nun belli parçalarının, yani belli ürünlerinin sahada olacak olması, Korkut sistemi ve Stinger'lerin de yardımıyla iyi iş çıkaracağız. Suriye'de oldu bittiye izin yok. Türkiye'ye karşı hasmane tutum sergileyenlerin tam da güneyimizde kurmak istedikleri terör koridoruna müsaade verilmeyecek. Harekat duyuruldu ve harekattan sonra topçularımız ve SİHA'larımız atış yaptı. Bir planımız mı vardı? Operasyonu önceden bildirdik. Düşman önlem aldı, belki tünellere kaçtı. Ama burada bir strateji yatıyordur. Türk devletinin bir stratejisi yatıyordur. Bunu bilmenizi isterim. Blinken tabii ki çıldırdı. Suriye'ye olası operasyon birilerini çıldırttı. Erdoğan'ın bugün özellikle yine vurguladığı şu. Terörü temizleyeceğiz, onları gömeceğiz dedi. Kararlılığı zaten belli. Özellikle DEAŞ'ı bahane ederek Amerika mırıldanmaya devam ediyor. Ama Amerika bilsin ki bize düşmanlık yapmasın, terörü desteklemesin. Bu topraklardan çekip gitsinler. Yani Suriye'deki Mısak-ı Milli topraklarımız, özellikle birçok bölge Mısak-ı Milli olarak Halep, Türk yurdu. Artık bırakın o toprakları. Koalisyon güçlerinin Aynel Arab, yani Kobani dedikleri bölgeden çekilmeye başladıklarına dair bilgiler geliyor. Böyle durumlar hep var. Pozisyon değiştiriyor olabilirler. Çünkü böyle durumlarda Amerika yıllardır yığınak yaptığı, yatırım yaptığı bölgelerden bir gece hemen kaçıp gidecek değil mi? Ama harekatımız öyle güçlü olacak ki bence çekilmeliler. Özellikle Suriye'nin kuzeydoğusundaki bazı bölgelerde askeri yerleştirme yaptıkları bilgileri de geliyor. ABD'nin, Türkiye'nin harekatı öncesinde oradaki kuvvetlerini arttırıcı roller üstlenmesi ama bir taraftan da bazı bölgeleri boşaltıyor denmesi ya bir tabii ki yanıltmaca, özellikle Türkiye'yi yanıltmaca adımları ya da demin de dediğim gibi bazı bölgeleri sağlama alma adımları. Türkiye hiçbir şekilde taviz vermeyecek. Türkiye topraklarına yönelen hiçbir tehdide karşı susmayacak. Harekatımız yaklaşırken Rusya'nın YPG ve PKK ile işbirliği arttırdığına dair haberler geliyor. Olsa olsa bu durum özellikle PKK'nın avantaj elde etme çabasından başka bir şey olamaz. Yani bu demektir ki Rusya bir taraftan Ukrayna ile uğraşırken bir taraftan da Türkiye'yi karşısına
direkt almak istemeyecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin de özellikle dediğim gibi Suriye Milli Ordusu hazırım diyor. Kuvvetleriyle gövde gösterisi yaptı. Tatbikatlardan bahsettik. Gerçekten bu sefer Suriye Milli Ordusu Halep'i özlemliyor desek yeridir. Tel Rifat'ın Halep'in kapısının olduğundan şüpheniz var mı? Tabii ki hayır. Evet, Tel Rifat bir nevi hem güvenlik simidi bu bölgede hem de Halep'in kapısında. Yani Türkiye'nin özellikle topraklarına yapılan saldırılarının büyük bir çoğunluğunun da önüne geçilecek. Hele hele Obama yönetiminin Membiç sözü de aklıma geliyor. Obama'nın, Kerry'nin Türkiye'ye karşı tabii ki birçok sözü vardı Membiç'te. Daha dün gibi aklımda. Membiç'te hiçbir PKK'lı olmayacak. Bölgede hiçbiri faaliyet göstermeyecek. Ama insan şuna üzülüyor. Türkiye müttefiki Amerika'nın değil mi? Kağıt üzerinde öyle. Amerika bize müttefik gibi davranmıyor. Ama şu var ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı hasmane tutumunu sahada bu şekilde gösteriyor. Yani güven vermiyor. Güven vermiyor. Bu güvensizlik de birçok sorunun tabii ki ne yapıyor? Sorunun daha da derinleşmesine yol açıyor. İşte bu yüzden yapılacak bir adım var. Şimdi harekatın bir şekilde başladığını söyledik. Öyle angajman kurallarıyla biz özellikle iki gündür saldırmıyoruz. Biz savaş saldırısı yapıyoruz. Topçu birliklerimiz susmuyor, obüslerimiz susmuyor, SİHA'larımız av peşinde. Şimdi kara harekatı için şimdi hareketlenen Suriye Milli Ordusu birliklerinin tabii ki tatbikatı ve hareketlenmesi artık bu harekatın oh yaydan çıktı anlamında bir hareketlemeye doğru gittiğini gösteriyor. Alın size gövde gösterisi. Alın. İşte görün tatbikatı. Elbap'ta yapılan tatbikat. Bu askerler şimdi topraklarını kurtarmaya gidecekler. Bu askerler topraklarını almaya gidecekler. Önceki gibi değil. Saha deneyimleri var. Ayrıyeten daha da gelişmiş bir konseptte çalışıyorlar. Özellikle bölgede her adımı dikkatle takip eden Türkiye'nin haberleşme ağı ve uyduyla tabii ki SİHA'larla elde ettiği istihbarat bilgilerine göre daha az kayıp vererek çok hedefe ulaşacaklar. Gönlümden geçen şu, özellikle her ihtimale karşı Suriye Milli Ordusu'nun Stinger hava savunma sistemleriyle de donatılması lazım. Artık Rusya ne yapar ne eder bilemeyiz ama olası bir hava harekatında aynı Ukrayna'daki gibi uçaklarının düşmesi gerekiyor. Bize Ukrayna Savaşı'nın en büyük hediyesi Rusların zayıf noktalarını göstermesi. Rusya, demin dedim ya, Ukrayna kartı ortadayken Türkiye'yi tamamıyla karşısına almak istemeyecektir. Böyle bir durumda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını isteyen Amerika'nın özellikle bu dönemde Ukrayna'da savaşı varken Türkiye'yi pek göz ardı etmek istemeyeceği de açıktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anlık blöften öteye geçmeyen eleştirilerini çok dikkate almamak, özellikle önemli bir şekilde bu harekatı çok kısa zamanda bitirmek gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir isteği var. O da bölgede bir terör devleti kurmak. Bölgede PKK devleti kurmak. Buna karşı Türkiye'nin de bölgede bir güvenli kuşağı ile sınırlarını hem güvenli hale getirmek hem de bu bölgeye Türkiye'ye yerleşen mültecileri geri istihdam ettirmek. Yani iskan ettirmek. İşte Türkiye böyle. Türkiye yumruk gibi. Türkiye kuvvetli bir kara harekatına başlayacak. Öncelikle Suriye Milli Ordusu belli hatlara hücum edecek. Ve bu gece ve yarın gece zaten toplar susmayacak. Obüsler susmayacak, SİHA'lar susmayacak, füzeler susmayacak, çoklu roket atarlar susmayacak. Türkiye bölgede gücün kimde olduğunu gösterecek. Türkiye gücün kimde olduğunu göstermeye devam edecek. Değerli izleyenler, bir dahaki yayında görüşene kadar hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. Çok daha güçlü ve başarılı günlerde buluşmak ve güzel haberlerde buluşmak dileğiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.